tuz yiyerek de tedavi olabilirsiniz. Yanlış duymadınız. Uzmanlar yanlış tuz yiyerek hasta, doğru tuz yiyerek tedavi olduğumuzu söylüyor. İçinde herhangi bir katkı maddesi bulunmayan kaya tuzu şifa kaynağı oluyor. Tuz sadece soframıza değil, odalarımıza da tuz lambayla sağlığı getiriyor. Nasıl mı? Sorumuzun yanıtını Yaren Tuz Lamba'nın genel müdürü Ali Karaca veriyor. Tuz deyip geçmeyin. Sofraların olmazsa olmazı tuzun 14 bin çeşit kullanım alanı bulunuyor. Onlardan en dekoratif ve sağlıklı olanı tuz lamba. Zira ısınan tuz havayı temizliyor, oksijen kaynağına dönüşüyor. Tuz lambanın faydasını 2005 yılında Türkiye'de bu işe ilk başlayan isim emekli öğretmen Ali Karaca anlatıyor. Bu tuzun faydası varmış diye insanlar inanmaya başladı ve odalarına, yatak odalarına, tüm ofislere kadar girmeye başladı. %300 oranda havanın kalitesini artırıyor. Pozitif iyonları negatife çeviriyor. Böyle bir özelliği var, bilimsel bir özelliği. Astım, bronşit, nefes darlığı, horlama, radyasyon, alerjik rahatsızlık, havadaki nem, koku, elektrik aletlerin zararları, baharda polenlerden kaynaklanan alerjileri, çocukların algılama gücünü artıran böyle şifalı bir tuz lambadır. Ayak bakım tuzu, tuz yastığı, tuz sabunu, ham maddesi tuz olan her ürün şifa kaynağı oluyor. Yaren Tuz Lamba'nın genel müdürü Ali Karaca, tuzun faydasını daha geniş kesimlere anlatmak üzere fuarlara katılıyor. Tansiyon hastaları tuz tüketmekten kaçınır. Peki tuz gerçekten tansiyonu çıkarır mı? İnsanlarımız bunu böyle, çoğunluğu böyle biliyor ama bugün ilim erbabı, profesörlerimiz, doktorlarımız kaya tuzunun tansiyonu çıkartmadığını ve şeker hastalığına iyi geldiğini, guatıra iyi geldiğini ve ağza değildiğinde ağızdaki yara, bere, iltihap, ondan sonra gıcık, öksürük ona iyi geldiğini, içinde de 84 mineralin olduğunu ve bu mineralin de insana faydalı olduğunu söylüyorlar. 1 gram kaya tuzu vücutta 1 gram su tüketirken 1 gram rafine tuzda bu rakam 23 grama yükseliyor. Bunun hiçbir zaman yan etkisi yok. Niye yan etkisi yok? İçinde katkı maddesi yok. Katkı maddesi olmadığı için ve ısı görmediği için bak. Bir de taş değirmeninde çekildiği için bu doğal bir şifa kaynağı. Uzmanlar yanlış tuz yiyerek hasta, doğru tuz yiyerek tedavi olduğumuza dikkat çekiyor. Çobanlar koyunlara tuz yalatırlar. Neden? Çünkü adalelerimizde, kemiklerimizde tuza ihtiyacımız vardır. Doğaldır, dengelidir, katkı maddesi yoktur, rafine olmamıştır ve çevresel kirliliğe ulaşmamıştır. Hücreler sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum ve klor gibi önemli elementleri kullanarak fonksiyonlarını yerine getiriyor ve bu elementler tuz sayesinde vücuda alınıyor. Metabolizmayı harekete geçiren, yani beyindeki o iletişimi, bilgi iletişimini sağlayan tuz. Bu tuzu biz almasak, mineralimizi almasak ondan sonra ayakta dahi duramayız. Ama gerçek kaya tuzu olacak. Kaya tuzu hakkında araştırabilirler. Peygamberimizin şöyle bir hadisi var. Ya Ali diyor, yemekten önce yemekten sonra ağzına bir miktar tuz al, o seni 70 tür hastalıktan alıkoyar. Türkiye'nin hatta dünyanın en büyük tuz madenlerinden biri Çankırı'da bulunuyor. 5000 yıllık geçmişe sahip madenin tıpkı Polonya'daki gibi turizme açılması hedefleniyor. Bizim hedefimiz birinci etapta Çankırı'da Çankırı'nın tuzunun tanıtılması ve Çankırı'ya da turizmin gelmesi. Bunun için de Vali Bey'imiz girişimde bulundu. Tuz mağarasını da turizme açılacak. Şimdi yolu başladı. İçinde de çalışmalar başladı. İnşallah kısa zamanda bu yapılırsa ve Türkiye'yi bırak dünyaya hitap edecek bir mağara olacak.
Ali Karaca, Çankırı'nın tanıtımı için kültür ve turizm elçisi gibi çalışmayı sürdüreceğini dile getiriyor. Çankırı Valisi, Çankırı Belediye Başkanı, yetkililerle beraber çalışıyoruz. Hem Çankırı'yı tanıtım hem de Çankırı turizmimizi Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz.